Onur Toker, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyelerindeyim. Aynı zamanda Funam da öğretim üyesiyim. Lisansı aslında Bilkent'te okudum. Elektrik elektronikte okudum bu arada. İlginçti. Undergrad'da bizim zamanımızda çap ya da yan dal gibi şeyler yoktu. O yüzden ben de fiziğe meraklı olan bir insan olarak fizik dersi, fizik bölümünden sürekli dersler alıyordum. Daha lise yıllarından beri gelen bir meraktı. Daha sonra elektronikten mezun olduktan sonra Amerika'ya doktora gittim. Virgin Eşik Doktora programına, Cornell Üniversitesi Applied Physics bölümüne. Doktoradan sonra, doktora sonrası çalışmalara Harvard Üniversitesi'ne gittim. Ama o periyot, Amerika'da olduğum yaklaşık 10 yıllık periyot boyunca bir buçuk yıl kadar da Georgia Institute of Technology'de bulundum. Benim doktora hocam oraya Dean of Science olmuştu. Onunla beraber oraya gitmem gerekti. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Burada doktora sonrası çalışmalara devam ettik ve ondan sonra da öğretim üyesi oldum bu şekilde. Bilkent'e ve Türkiye'ye dönme motivasyonunuzu merak ediyorum. Bu süreç nasıl işledi sizin için? Ne yapacağımızı collaboration'lar üzerinden veya Avrupa Birliği fonları üzerinden belirlemiştik. Ömer Hoca'yla aklımızda bir fikir vardı. Avrupa Birliği'nden çeşitli fonlar çıktı bunu destekleyen. Somut bir dönüş oldu diyebilirim. Döndüğüm zaman 2014 civarındaydı. Dönmeye de uygun bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her zaman olmuyor uygun ortam. Türkiye'nin bazen fluctuate ettiği dönemler oluyor. Şu anda da aslında birazcık fluctuate ettiği bir dönem. Yani Türkiye eninde sonunda böyle bir grafiğe sahip olmakla beraber bazen böyle bir yıllar yapıyor işte. Ama benim dönüşümde düzgün, somut bir dönemdi. Bilkent'i de undergrad'dan biliyordum. O yüzden dönmekte istekli olduğumu söyleyebilirim. Doktoradaki ve doktora sonraki sırasındaki çalışma alanlarınızdan ve şu an çalıştığınız konulardan bahsedebilir misiniz? Benim çalışma alanlarım çok genel olarak lazer madde etkileşimlerini kapsıyor. Doktoradayken oksijen gibi, ozon gibi atom ya da molekülleri lazer ışınlarıyla etkileşip patlatıyorduk. Patlattıkta mesela ozonu patlattınız, ortaya çıkar bir oksijen atomu, bir oksijen molekülü çıkar. Bu oksijen molekülü patlamadan sonra titreşerek ve dönerek ayrılacak değil mi? Başka bir lazerle gelip bu oksijen molekülünü ya da bu oksijen atomunu kuantum mekaniksel state selective olarak detect edebiliyorduk. Ve bunların imajlarını alabiliyorduk. Ve buradan da mesela bir oksijen atomunun diyelim görüntüsünü alarak farklı vibrationlara, titreşimlere sahip oksijen molekülleri hakkında fikir elde edebiliyorduk. Burada ilginç bir nokta şu, mesela kuantum mekaniğinde titreşimler de kuantize. Titreşimlerin belli bir enerjisi var ve bu enerjiler discrete, parçalı şeklinde, kuantize şeklinde gidiyorlar. Dolayısıyla diyelim yeterli enerji 4 kuanta yer veriyor titreşimde. Dördüncüsünü, üçüncüsünü, ikincisini, birincisini her birini teker teker aldığımız görüntülerde görebiliyorduk. Yani bir anlamda kuantum mekaniğinin fotoğrafını çekebiliyorduk. Bu da bize sistemin foton emdikten sonraki enerji dağılımını ve o atom ve moleküllerin nasıl kuantum mekanikal olarak hareket ettiğini gösteriyordu. Ve seeing is believing diye bir laf var. Yani bazı şeyleri gördüğünüz zaman daha da inandırıcı hale gelir ya. Orada bir anlamda kuantum mekaniksel etkileri doğrudan doğruya gözlemleyebiliyorduk. Bu işin ilginç tarafı oydu. Bu çok temel seviyede, yani lazer ve madde etkileşiminin çok temel seviyedeki uygulamaları. Daha sonraki çalışmalarımda, doktora sonrasındaki ve şu anki de dahil olmak üzere çalışmalarımda uygulamaya artık daha yöneldik. 2017 yılında yayınladığımız, yine Ömer Hoca ile beraber Nature Photonics, şu masada duran makale, In-Chip Microstructures and Photonic Devices makalesinde ilk defa silisyum içerisinde lazerlerle gömülü olarak 3 boyutlu yapılandırmayı ve bunların fonksiyonel optik cihazlara nasıl dönüştürüleceğini gösterdik. O alandaki çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Daha yeni o alandaki makale gönderdik. Bakalım ne olacak, heyecanla bekliyoruz. Yine bunun benzeri çalışmaları, mesela cam gibi kritik malzemelerde yapıyoruz, mikrofluidik kanal açmak gibi. Mesela iPhone ekranlarında lazerle mikrofluidik kanal açmak gibi bir çalışmamız var. Bir de bunların optik yönleri var. Yani bunları sadece lazerle değil, lazerleri optik sistem ve tekniklerle birleştirerek yapıyoruz. Onlardan da çıkan başka bir makale şurada masanın üstünde duruyor. O da Nature Photonics'te kapalı olan bir çalışmamız. Onu severiz. Holografik teknikleri kullandığımız ve yine silişim içerisindeki hologramlardan ortaya çıkan 3 boyutlu holografiyi göstermiştik o çalışmada da. Temel lazer madde etkileşimlerinin kuantum mekaniksel incelenmesinden tutun, lazerleri kullanarak ortaya mikrolitografi yöntemleri çıkartmak ve bunların fonksiyonel hale getirilmesini kapsayan teoriden deneye geniş bir rejimde çalışmalarımız devam ediyor diyelim. Sizin için genel olarak Bilkent Fiziği'nin artıları ve eksileri nelerdir? Bu
işte belli üniversiteler, hani isim vermeyeyim şimdi ama vardır, ismen bilinir bunların. Belli bir geçmişi vardır, oturmuşluğu vardır. Buralarda lisans eğitimi alınması gayet yerindedir, uygundur. Ve dünyayla aynı seviyede bir lisans eğitimi veriyor. Dolayısıyla aman ben niye yurt dışına gittim gibi bir endişeler olmaması gerekiyor öğrencilerin. Yapılması gereken de en temel şeyleri öğrenmek. Yapmanız gereken şey temel sebepleri öğrenmek. Bir de doğru soru sormayı öğrenmek. Bir de o sorduğunuz iyi soruların cevaplarının nerede olduğunu keşfetmeyi öğrenmek. Kütüphanede mi olur, kitapta mı olur, arkadaşınızla tartışınca mı bulursunuz ve bunun hangisini ne zaman yaparsınız? Doğrusal okumayla mı, doğrusal olmayan okumayla mı? Bir kitaptan mı, üç kitaptan mı? Bu soruları pratik yaparak öğreneceksiniz. Lisans düzeyinde araştırma konusuna nasıl bakıyorsunuz? Eskiden mesela duyduğum kadarıyla, benden önceki zamanlarda, lisansta araştırma yapmak yapılmaması gereken, istenmeyen bir şey. Ama mesela ben Amerika'dayken gördüğüm, lisansta eğitim hayatımızın parçası olması gereken bir şey. Dünyanın bu anlamda değiştiğini de söyleyebiliriz. O da ilginç bir şey. Yerde akademi hani yavaş yavaş değişen bir şeydir deniliyor. Ama o da değişebiliyor, o alandaki eğilimler de değişebiliyor. O yüzden undergrad'daki temel sorumluluğunuz dersleriniz ve notlarınız olmakla beraber, bunun altını çiziyorum. Undergrad'daki bir research deneyimi kıymetli çünkü size hem takım çalışmasını hem real life research deneyiminin ne olduğunu anlatır. Ve yavaş yavaş master'a giderken ya da bir şirkette çalışacaksanız şirkete giderken o hayata sumut bir geçiş yapmanızı da yardımcı olur. Bilkent fizik, diğer fizik bölümlerinden hangi anlamda ayrılıyor? 374 dersiniz var sizin undergrad'da, deneysel fizik dersi. O çok güzel bir derstir. Orada mesela deneysel tablarından bir tanesi bozulmuştu. Yenisini alırken, atımcıyla konuşurken dedik yani bu ürünleri satıyoruz ama en çok geniş şekilde size satılmış bir vaziyette. Undergrad'da deneysel fizikte tecrübe kazanmak adına o çeşitlilik anladığım kadarıyla başka üniversitelerde yok. Ya da varsa da bizimkine yakın seviyede vardır. Çünkü gerçekten çok çeşitli miktarda deneyler yapıyorsunuz. Lisans eğitim çeşitliliğinin zenginliğini arttıran bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz de en kuvvetli olabileceğimiz alanlara özellikle yoğunlaşmış durumdayız. Diğer taraftan sizi gelen kısmında yani undergrad'da bu sizi hiçbir şekilde bağlamaz. Çünkü sizin aldığınız undergrad dersleri evrensel olarak her yerde var. Ve buradaki hocalar onları çok en iyi, dünyanın en iyi seviyesinde verecek kalitede. Dolayısıyla undergrad deneyimini bu hiçbir şekilde etkilemez. Onu söyleyebilirim. Ha şu olur, ben yüksek lisansta astronomi çalışmak istiyorum arkadaş diyorsunuzdur mesela. Astronomi bizde yok o zaman elbette ki bize dönmeyeceksiniz, başka yere gideceksiniz. Ya da işte ben parçacık hızlandırıcısına çalışmak istiyorum diyorsunuz. O bizde yok. Başka yere gideceksiniz. Anlatabildim mi? Yani spesifik alanlar evet bizde yok. O alanlara çalışmak istiyorsunuz. Başka yere gitmeniz mantıklı olabilir. Diğer taraftan bizim olduğumuz alanlarda da kuvvetli. Bilkent fizik bölümüne yeni gelecek öğrencilerine tavsiye edersiniz. Çok çalışsınlar. Fizik denen disiplinin en önemli özelliği merak üzerinden yürümesi. Eğer bir konuda sizi drive eden, süren şey meraksa o alanda zaten çok çalışıyorsunuz ve başarılı olma şansınız artıyor. Ama yani bizim alanın diğerlerinden biraz farklı olarak mühendisliklerin bazı alanlarında bazı şeyleri sadece belli bir hedefe yönelik olarak, son ürüne yönelik olarak ya da son bir tasarıma yönelik olarak yapabilirsiniz. Belli metrikleri sağladığınız zaman da tamam bu oldu deyip yolunuza devam edebilirsiniz. Çalışıyorsa dokunma. Çalışması önemli ve çalışması için de belli parametreler var. O parametreleri de hedef ya da bir constraint belirliyor. Şu kadar akım geçsin, bu kadar sıcaklığa dayansın falan. Bizimkinde mesela faydasız bilgi diyebileceğim. Sırf meraktan dolayı ortaya çıkmış bazı bilgiler de gerçekten anlam verilebiliyor bunlara. Geçmişine bakarsanız bizim de birçok alandaki ilerleme zaten sırf merak üzerinden olmuştu. Doğayı anlama, doğayı keşfetme, onun verdiği haz. Bunun yatsınamaz bir insan psikolojisinde ve güdümünde yeri var. Yeni gelecek olanlara söyleyeceğim şey, meraklı değillerse yazmasınlar fiziği, onu söyleyebilirim. Merak ediyorlarsa da gerçekten bu merak duygusunu tatmin edecek birçok yönünün olduğunu söyleyebilirim. Peki fizik lisans eğitimi öğrencilerine ne katıyor sizce? Social support network oluşturması lazım. Bunlar kompleks şeyler. Bunları ignore edip sadece ben çalışayım derseniz insan yanlış yapmış olur. Ama şu var, yeni bir bilgi öğretmek istiyorsanız sizden o alanda üretilmiş daha önceki bütün bilgiyi bilmeniz bekleniyor. Ki yeni bir şey öğretebilirsiniz. Ona ulaşmak da o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Çünkü sizden önce gelmiş olan binlerce insan, binlerce yıl var değil mi? O seviyeye ulaşmanız gerekecek ki yeni bir şey öğretebilirsiniz. Yoksa güneşin altında yeni bir şey söylemek zordur derler ya.
O yüzden çalışmak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var, yeni gelecek fizik öğrencilik için de sizin için de geçerli bu. Rekabetçi olmanız gerekiyor ve rekabetçiliği de sadece kendi aranızda, hatta yandaki üniversitelerle değil, dünyayla yapmanız gerekiyor. Yani profesyonel olarak. Onu yapmak için de onların tabi tutulduğu şartlar neyse sizin de aynısına tabi tutulmanız gerekiyor. O anlamda çok çalışmak gerekiyor diyorum. Peki Bilkent Fizik sizce dünya standartlarında bir eğitim sunuyor mu? Undergrad'da kesinlikle sunuyor. Yüksek lisansta da sunuyor. Ama özellikle undergrad'da sunuyor. Çünkü demin dediğiniz soruların bir konsern tarafı da yok. Bu derslerin hepsi belli. Her yerde neredeyse aynı kitaplarda okutuluyorlar bu arada. Elektromanyetiği, kuantum mekaniğini falan alacağınız kitaplar bile dünyanın hemen hemen her yerinde aynı şekilde okutuluyor. Dolayısıyla orada iş biraz size düşüyor onu, o bilgiyi öğrenmek. Yani her şeyi devletten beklemeyin. Kendinizin çalışıp öğrenmesi için gerekli ortam var yani. Ve o diğer bahsettiğim rakiplerle rekabet edebilecek kadar ortamınız kesinlikle var. Ve sizin ona istekli, meraklı olup gerekli efor koymanız gerekiyor. Üniversitenin size sağlayacağı şey evet bunlar olacak. Bu ortamı sağlamak olacak ve o sağlanıyor. Ama onun üzerine daha fazla koyup da kendinizi geliştirmek, rekabetçi olmak, her öğrenilmesi gereken temel şeyleri mantığıyla ve birbirleriyle bağlantısını kuracak şekilde öğrenmek. Neticede o bağlantıyı, network'ü beyninizde siz kuruyorsunuz değil mi? O nöronların bağlantısını yapmak eninde sonunda size düşecek olan bir şey. Onun için de pratik çalışma, okuma gibi şeyler gerekiyor. Ve bu sadece sizin için geçerli değil. Bahsettiğim gibi yani sizi karşılaştırabileceğimiz diğer peerleriniz için de geçerli olan bir şey. İşsizlik ya da iş bulma konusunda ne düşünüyorsunuz? Data ile konuşabiliriz artık. Çünkü bizim dekanlık bu konuda çok güzel bir çalışma yapmış. Kendi sayfalarına koyacaklar diye de koyduklarını sanıyorum. Muhtemelen fizik bölümü de koyacaktır. Bizim eski mezunları toplamışlar. İşte ulaşmışlar bir şekilde mezunlar ofisinden. Kim nerede ne yapıyor, ne zaman mezun oldu, nereye gitti, bütün bunların istatistiğini falan çıkartmışlar. İş bulma oranlarıyla karşılaştırmışlar diğer üniversiteleri. Yani işte Amerika'daki Top Talent Üniversitesi falan. Bizim bölüm ya da bizim fen fakültesi sanırım diğer bu dünyadaki üniversitelerle karşılaştırıldığında iş bulma açısından ilk 10'da falan, hatta belki daha yüksek çıkmış, ilk 5 miydi, 10'da mıydı, neydi, 6 mı işte biliyorsunuz. Yani 6. çıkmış. Dolayısıyla o datayla konuşuyoruz orada. Artı sadece şey de değil, sayı da değil. Gittikleri yerlerin kalitesine bakıldığı zaman da onlar da listeninde olması lazım bir yerde. Hepsi düzgün yerlere gitmiş insanlar. Bırak işsizliği, tamamen hepsi iş bulmuş, üstüne üstlük iyi yerlere çıkmışlar. Ve dünyada da 6. gibi bir şey yani. Avrupa Üniversitesi'ne daha ne bilmiyorum, sadece Amerika mı? Ona bakmak lazım listeden. Ama gayet kompetitif gözüküyor. Bu bir sorun. Teşvik etmiyorsunuz yani. Bu tam tersine başarıdır yani. Evet. Yani belki de beklenen de üzerinde bir başarıdır. Çünkü tam tersine dediğimiz gibi bir stereotip oluşmasına rağmen böyle bir durum varsa, bir de bu durum olmasaydı kim bilir ne olacaktı yani düşünün. Anecdotal evidence üzerinden de cevap veriyorduk bunlara daha önce. Bu data yoktu. Anecdotal evidence üzerinden baktığımız zaman da çok böyle bir sıkıntı görmüyorduk. Fizik evet. Böyle biraz daha temel bilim ve her şeyin ortasında, o yüzden evet. Diğer iş kollarıyla da etkileşimde olduğu için çok rahat bir şekilde farklı alanlara kayıp farklı beceriler elde edip çok rahat olmayabilir. Ya tabii çabaya bağlı biraz. Ama çabayla beraber olabilen bir şey. Benzeri şey ben elektronikte de görmüştüm mesela. O da bilgisayara kayan oluyor, finansa kayan, fizikten de böyle finansa kayan oluyor. Bir sürü farklı iş yapabiliyorlar. Bu geçişkenlik var. Ama tabii bizim temel misyonumuz hani sizin eninde sonunda akademik ve fizik alanında yürümesi. Yani bölümün temel misyonu o şekilde. Çok fazla da kişi almıyoruz zaten. Bunu yapabilecek işte 2500'den alıyorduk en son. Şimdi kaçtan bilmiyorum. 2000'den mi oldu? Yani hani akıllı öğrencileri alıyoruz. Bir de şunu düşünsünler yani 2000'deki arkadaşlar burayı yazarken. Kendileri işsiz kalacaksa üniversite sınavına girmiş olan kendilerinin sıralamada altındaki 1,5 milyon kişi ne yapacak? Değil mi yani? Birazcık da kendinize güveniniz o açıdan. Dolayısıyla bu alanda yürüyebilir. Endüstriye gidebilir. Başka bir anda master yapabilir. İşte bilim tarihi de oluyormuş. Bunu bilmiyordum. Vizyon, yaratıcılık, kendine güven, fırsatlar ve şans da bir de bunların hepsi önemli olacak. O yüzden çalışmaktan kastettiğim bu yani. Lineer bir path yok. Karşınıza bazen fırsatlar çıkacak. O fırsatlara eğer hazırsanız değerlendirebileceksiniz. O yüzden bazı şeylere hazır olmaya kendinizi yönlendirmeniz gerekiyor. Yani
Belki durduk yere çok iyi bir iş bulacaksınız ama hazır olmadığınız için onu kaçırıyorsunuz. Mesela bir kişiyle konuşmanızdan hayatınız değişebilir, o sizi yönlendirebilir. Yani hayatta böyle rastgelelikler de var. Dolayısıyla bunların hepsini absorb edebilecek şekilde kendinizi flexible bir şekilde yetiştirebilirseniz eğer, yani hayırlısı olur diyebilirim. Ama onun sağlamak için gerekli ortamda burada var. Biz de onu gelişmiyoruz. Kısaca bakarız. Bizimki geniş, bilmiyorum. Siz de geliştirmeye çalışın yani. Hani, durmayın yani. Bizde de gelişme ortamı bulununca insan kendini geliştirmeye açıksa bir şekilde kendisi de vizyonunu genişletiyor yani. Etrafındaki insanlar çok farklı işlerle meşguller, çok farklı işler yapıyorlar. Bir de çok şanslısınız. Bakın pandemi bitti. Dolayısıyla sizden önceki pandemi neslinden çok avantajlarınız olacak. Bu yüz yüze eğitim denen şeyin kıymetini de anlamış olduk hep beraber. Hep bir şey ediyorduk ama yani çok böyle ayyuka çıktı faydası. Hocayla öğrencinin sınıf içerisindeki etkileşimi kıymetli bir şeymiş. Sizin üst nesillerle hani bağlantınız koptuğunuz ya o kıymetli bir şeymiş. Birbirlerinizle sınıf içerisindeki etkileşiminiz faydalı bir şeymiş. Niye? Çünkü bunlar işte insan beynindeki network var diyorum ya. Karşısınız da olur. Bilimde olur bunların hepsini çıktılar. İşte o çok anlamadığınız bir network. Onun oluşmasındaki faydalı olan şeyler aslında bunlarmış. Bunlar öyle bir kısmıymış. O yüzden o öyle bir avantajınız da var. Sizden önceki, hemen immediate önceki nesilde olmayan bir avantaj geri gelmiş oldu. Belki onu da birazcık kıymet verirsiniz. Demin de söylediğim gibi yani çok da böyle gitmeden biraz divizyonlar bakıp biraz farklı ilgi alanlarını, yani gidip gene bir şekilde hobiniz olsun demeyeceğim. Hayır, öyle demiyorum. Ama en azından hani time management, stress management, stress release gibi fonksiyonel şeyleri kendiniz için başarabilecek mekanizmalar geliştirmeye çalışın ki zaten sizin üzerinizdeki isterler fazla olacak. Yani derslerden, projelerden, ödevlerden, mezun olurken işte iş aramaktan, bulmaktan bir sürü ister olacak üzerinizde, constraint olacak ya da. Onlarla spor yapın mesela. Sürekli problem çözeceksiniz aslında birazcık mesleğin bu. Hem kendiniz problem yaratıp problemleri çözüyorsunuz. Acaba bu alanda ilginç bir research problem var mı anlamında? Yani problemler evet, problem çözüyorsunuz. Bir yandan da real life problemler var, onları çözmeye çalışıyorsunuz. Sürekli problem çözdüğünüzde insan yani kafa neticede değil mi? Sürekli problem çözmek de yani bir yerden sonra sıkıcı hale gelebilir bazı insanlarda. Dolayısıyla onu bir şekilde beslemeniz gerekiyor. Yani o yanınızı, o merak eden yanınızı canlı tutmanız, beslemeniz gerekiyor. Onun için mekanizmanı geliştirmenizi önerebilirim. Yeni gelecek olan arkadaşlar için de aynı şekilde yani bölümü. Bu videoyu da biraz onları kafada tutarak yapıyorum. Genelde elektrik, elektronik veya bilgisayar gibi bölümlerle fizik arasında kalınıyor. Arada geçişlik olduğunu biliyorum ama nasıl bir ayrım yapmalarını önerir misiniz? Tercihleri yazarken elektronik mi yazsın, bilgisayar mı yazsın, fizik mi yazsın diye. Ya onu biraz biliyorduk öğrenci diye düşünüyorum. O seviyede bence biliyorduk. Çok fazla yönlendirmeye gereksinim olduğunu sanmıyorum ama böyle spesifik soruları vardı kafasında. O kişiye ait spesifik soruları vardı. O soruların cevabını alması için belki bu alanda çalışan bir kişiyle konuşması mantıklı olabilir. Mesela siz yazarken ne vardı kafanızda? Ben elektronik yazdım. Biraz soruyu yüzden sormuştum. Sonradan hiç bana göre olmadığını anlayayım. Yani mühendis değil, benim insanım olmak istediğimi anladığım için böyle bir şey oldu. Ben çok böyle mekanik bir insan değilim. Benim mühendislik benim için çok uygun bir alan değil. Ben de elektrik istiyorum ama tercih döneminde fark ettim ki bu bana çok yönelik bir alan değil ve ben akademide olmak istiyorum, bilimle iç içe olmak istiyorum. Bir de hani bahsettiniz ya, çalışıyorsa da okurma diye. Yok, ben çalışıyorsa niye çalışıyor sorusunu soran bir insan olduğum için fiziğim olabilir. Çalışıyorsa niye çalışıyor diye soranlar mesela fiziğe tamamıyla gidebilir. Ya da bazılarına ailesi şey diyordu, elektroniğe git, o da zaten fiziğe çok yakın. Oradan da ders alırsın diyen de olabilir. Bu bazı durumlarda çalışabiliyor, bazı durumlarda iyi çalışmıyor, onu söyleyebilirim. Tecrübeyle söylüyorum onu yani. Benim takımımda çalıştı ama o özveri gerektiren bir yanı var yani onun. Ama diğer taraftan da başarılı olursan iki dünyayı da görebildiğim için avantajları da var. O anlamda bir elektronik, fizik yan dal belki düşünülebilir. Eğer şeylerse ama repetitif bir şekilde aynı problemi çözmek onlara zor gelebilecekse o zaman mühendislik yerine fiziğe gitmeleri daha mantıklı olabilir. Bilgisayarı çok bilmiyorum. Bu söylediğim İkisi arasındaki en önemli distinction. Yani ben elektronikçiler yaratıcı değiller ya da işte repetitif bir şekilde robot gibi aynı şeyleri çözüyorlar demiyorum kesinlikle. Bunu yanlış anlaşılmasın. Ama şey daha fazla. Aynı problemin farklı yönlerden çözümü gibi
bir sürü şeye expose olabilirler mesela bazı derslerde aslında. Elektronik bölümünde de yaratıcılığın çok yüksek olduğu şeyler var. Ama hani eninde sonunda belli bir dizayna tutturmaları gerekiyor ya, tasarım, dizayn, constraint'ler falan belli bir yere sıkıştırıyor seni. Fizikte seni bir yerlere sıkıştıran şey doğa yasaları. Bunun daha geniş bir çerçeve ortaya çıkıyor. Onları anlamaya çalışmak da geçiyor birçok zaman. Orada da şöyle bir şey var. Eninde sonunda ortaya çalışan bir şey çıkmasını istiyorsa öğrenci mesela, o da bir challenge fizikte çünkü çoğu kez bazı şeylerin nasıl çalıştığını anlamakla geçiyor ama ortaya bir engineering design çıkmıyor bu sefer. Temel şeyleri anlıyorsun. O arasındaki dengeyi tutmak, bir tanesine çalışan bir şey çıksın öbüründe nasıl olduğunu anlayayım. İkisini birden nasıl yapacaksın diyeyim. O biraz aslında applied physics dediğimiz alana kalıyor. Doğrudan doğru applied physics bölümü fizik mühendisliği olarak belki onlar biraz yapıyor olabilir ama hani Amerika'da applied physics diye bir bölüm var aynı zamanda. O ikisini birazcık birleştiren şey, bir yandan design, bir yandan mühendislik, bir yandan fizik. Bunları birleştirmek, yani bizim yaptığımız şeyler aslında birazcık benziyor. Yoksa ya bu olsun, ya bu olsundan çok biz hani ondan da olsun, ondan da olsun gibi birleştirme sentezi yapıyoruz. Ama bunu yapmak zor ve çok da yaygın bir şey değil biliyorsun. Onun için undergrad seviyesinde eğer öğrenciler seçecekse biraz kendilerini dinlemeleri lazım. Mühendislere bir baksınlar, fizikçilere bir baksınlar. Bunlar ne yapar, zamanları nasıl geçer. Oradan bir kendilerine şey çıkartmaya çalışsınlar, ders çıkartmaya çalışsınlar. Ben bunu yaparım ya da yapamam gibilerinden. Hocalarla konuşmaya çalışsınlar bulabiliyorlarsa. Olmuyorsa öğrencilerle, orada okuyan öğrencilerle konuşmaya çalışsınlar. Sizi bulsunlar. Yani böyle bir information almaya çalışsınlar, bilgi almaya çalışsınlar. Bunun üzerine bir karar oluşturmaları daha kolay olur. Zor bir soru, tam bir cevabı yok. O yüzden bu kadar uzun elaborate ettim. Evet. Ama önemli de bir soru. Çünkü yeterince bilgi olmadan hayatını etkileyecek bir karar veriyorsun. Bu da aslında önemli bir nokta, yani hayatta olan bir şey. Birçok kez biz çok kritik kararlar elimizde yeterince bilgi olmadan vermek zorunda kalıyoruz. Yoksa şey olsa, elimizdeki bütün bilgiler olsa, 4 sene okuduğunuzu düşünün bir bölümde. Ondan sonra dönüp o bilgiyle test sıfırlarında karar verdiğinizi düşünün. Değil mi? Hani o versus liseden mezun olmuşsun, hayatını etkileyecek bir karar veriyorsun. En azından konuşarak, bilgi alarak o eksikliği kapatmaya çalışmaları lazım bu aşamada. Bilmiyorum, tercihler ne alemde? Bitti mi şu aralar? Bitmedi işte. Bugün yarın sonu. Okey, belki bizi dinleyen bazı arkadaşlar bizi yazarlar. Böyle. Olmuş. Teşekkür ederim. Başka bir ekleyicilerin görüşürüz. Çok teşekkür ederim.